Bunlardan bir tanesinde arkeoloji olduğunu görüyoruz. Mesela geçmiş kavimlerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve bu geçmiş kavimlerin hem başlarına gelen bir takım olaylardan hem de onların esasında yollar üzerinde olduğu ve onların durumlarına tanıklık edildiğinden bahsediyor. Kur'an'da bu arkeoloji ile ilgili öne çıkan ve ifadelerin bu kavimlerle ilgili bir bağlantısı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Kur'an da bir geçmiş kavimlerle ilgili birçok yere atıf yapıyor ee, ve bunlarla ilgili atıflarını yaptıktan sonra... ...mesela Yusuf suresi 109. ayeti alalım şöyle bir atıf yapıyor. Diyor ki, yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Yani Kur'an şunu demiyor, sadece Kur'an okuyun, geçmiş kavimleri öğrenin, iş bitsin demiyor. Hayır, yeryüzünü gezip dolaşın, yani kendiniz de bir araştırmaya tabi tutup onların eee kalıntıların olduğu alanlara bakın ve oradan ibret alın diyor. Yani arkeoloji de zaten bugün bunu yapıyor. İşte arkeoloji bilim, bunu yapıyor. Arkeoloji. Yani biz mesela evrene bakmak, bilim yapmakla ilgili birçok şeyi söylerken Kur'an zaten oralara gönderiyor insanı. Hayvanların nasıl yaratıldığına bakılmasıyla ilgili Kur'an'ın ifadeleri olduğu gibi işte yerle göğün nasıl yaratıldığına ile ilgili ifadeler. İşte hayvanlara nasıl yaratıldığına bakılması biyolojiyle ilgiliyken yerle göğün nasıl yaratıldığına bakmak işte fiziğin, kozmolojinin ilgi alanında. Kur'an bizatihi oraya gönderiyor. Kur'an'ın müthiş bir kendine güveni var. Bakın kendini güvenmeyen insanlar kendi söylediklerini ben bahsederken hiçbir yerden kendi dediklerinin onaylatılmasını istemezler. Bakın böyle uyduruk şeyhler falan filan var çıkanlara. Sen aklını çalıştırma derler kimseye. Aklını çalıştırma. Ben ne diyorsam o der. Eğer ki benim dediğimi süzgeçten geçiriyorsan senin imanın zayıf der. Değil mi? Çünkü niye? Başkasından gelecek bilginin o insanların yanıtmasından çekinir. Kur'an'ın hiçbir yerinde bilgiden kaçmak, falanca kitabı okumamak, evrenden gelecek şeyleri değerlendirmemek, aklını kapamak geçmez. Niye? Çünkü Allah'tan Kur'an. Allah zaten evrenin sahibi. Zaten orada hayvanlara bakıyorsanız hayvanların sahibi. Kendi iç dünyanıza bakıyorsanız insan fıtratının sahibi Allah en ufacık Allah'ın bir korkusu yok ki sizin herhangi bir bilgi edinme sürecinizden sapıtmanızın tersine Kur'an'ın söylediklerini siz arkeolojiyle ilgili alanlara bakarsanız Kur'an'ın söylediklerini doğru daha iyi anlarsınız diye Kur'an sizi oraya gönderiyor. Yerle gök üzerine araştırma yaparsanız Kur'an'ın doğruluklarını anlarsınız diye oraya gönderiyor. Çünkü Kur'an'da müthiş bir güven var. Ya ay yerle göğe bakarlarsa benim dediklerim yanlış anlaşılır diye Allah niye endişe etsin haşa. Tam bir kendini güven Kur'an içiriyor. Kur'an ifadelerini okuyan biri bunları anlar. Kendini güveni olmayanların yaptıklarını düşünsünler, bir de Kur'an'ın ifadelerini yan yana koysunlar. Şu Kur'an bize birçok alana gönderirken yine konuya dönmek gerekirse bizi gönderdiği alanlardan birisi arkeoloji. arkeoloji. İslam aleminde keşke Kur'an'ın ifadelerinin daha iyi anlamamız için Kur'an'ın anlattığı yerler üzerine ciddi bir arkeoloji yapıp da bunları anlamaya çalışan mantık gelseydi ne yazık ki yok. Bu da beni çok üzüyor. Hocam...